Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle Gunnar'la konuşmayı düşünüyorum aslında. Bir dakika, Nearby Quest var. Okey. Bunu track yapalım. Oo, yolda konuşabileceğimiz bir sürü insan da var ama. Selam. Eivor, did you bring us any treasure? Hiç treasure getirdin mi? Bir botla bir de mürettebatla geldim. Bu daha değerli. Silver'a falan ihtiyacım var. Gümüşe ihtiyacım var ya. Sen hiç raid'e gitmedin ki. Sen nereden biliyorsun? Çocuklar birbirlerine kapışıyor. Şuradakine gidelim. Bu ne? Okçuluk. Tovi, trading a needle for an arrow, I see. Eivor, can you teach me the art of archery? I would be happy to. Okay, öğrenelim, şey öğretelim akçılık. Ne diyorum abi? Okçuluk öğretelim. See how I'm standing. Nasıl durduğumu görüyor musun? Plant your feet in the ground, no wider than your shoulders. Omuzların çok da geniş olmasın diye bacakların içine. Breathe in as you draw the arrow back. Look at the point you want to hit. Vuracağın noktaya bak. Imagine the arrow passing straight through it and far beyond. Ve okun içinden geçtiğini hayal et. Then release. Sonra bırak. Güzel. Odaklandı yoksa cesa arkasından geçiyormuş gibi düşün. Ha bu arada skill pointlerimizi kullanacaktık. Dur. Ha draw strength'ine bağlı ve nereye vurduğu da önemli. Koyduğu hasarın. Thank you, Eivor. Sağ ol. Now I have something for you. Neymiş? See, all in the eye. Thank you, Eivor. As a gift, I could design. O yeni bir tattoo dizaynlıyor bizim için. Something to decorate your scar. Yeni bir dövme. But I want this. Ha ben bu yaranın gözükmesini istiyorum zaten. In any case, I do have a tattoo for you. Neyse, yine de senin için bir tattoo var yani. Güzel. Şu tatucu, bu belli ki bir oyun oynuyorsun bunda. Okey, orası herhalde trade goods falan. Burası ne bilmiyorum. Burası da blacksmith. Okey. Ok toplayalım yine. O kadar harcadık. Burada loot mu var? Ha, merciful diyor ama tamam. Bir saniye. Evet, kahvemiz de geldi. Teşekkürler. Konuşalım o zaman halkla. Adam nasıl şaşırdı lan öyle? O nasıl şaşırma oğlum öyle? Aa! Ha şu teyzeyle konuşabiliyoruz. Bir şey kaldın mı? Bugün ısırmıyor nedense balıklar ya. Hiçbir şey tutamadım. Ha çok fazla bot var etrafta da kaçırıyorlar. Okla vallahi daha çok şansım olur ya. Benim sabrım yok diyor balıkçılık için. Skill pointlerimizi de kullanalım. Şimdi. Node type. Spending skill point on nodes will improve your fighting skill. Stat node'lar var. Bu daha çok kare şeklinde olan. Bir de diğerleri var. 8 yıldız. 8 köşeli yıldız. Main skills unlock fighting moves. Okay. Bir de global power var. Her not senin gücünü arttıracak. Gücü ne kadar fazlaysa o kadar daha hazırsın yani önümüzdeki savaşlara falan. Şu an power'ımız 1. 4 tane skill point'imiz var. Ne diyor bu melee? Bir dakika, bu önemli aslında benim için. Stomp yapıyor. Güzel. Aslında yani kesinlikle işe yarayabilir bu arada bu. Bunlar ne? Way of the Bear ne diyor? Bir aligned gear'ın olduğu zaman bunları veriyor hepsine. Tüm bir aligned gear'lara bunları veriyor. Okey, güzel. Gear'ına göre değişiyor yani aslında ne yönde ilerleyeceğim. Ha bu range. Way of the Wolf diyor zaten. Wolf Aligned'lara da bunları veriyor. Buradaki büyüğüne Stealth Recon. Yani buna çok ihtiyacımız yok. Bunu yerine R3 ile yaparım abi. Automatically highlight enemies when crouched and undetected diyor da. Ben bunu R3 ile yaparım zaten. Buraysa... Ha, burası Stealth ile gidiyor. Güzel. Backstab.
Bu backstab'i kesinlikle yapmak istiyorum bu arada. Valla aslında ya şöyle ikisini de yapacağım. Hatırlıyorsan Yasin ben Kassandra'yı falan kasarken de öncelikle biraz stealth sonra savaş kasıyorum. En son ok kasıyorum. Çünkü ok her ne kadar aslında genel olarak güçlü olsa da çok benim oynama tarzıma uygun değil. Daha çok zevk alıyorum ben stealth ve combatla. O yüzden bu ikisini her türlü kasacağım ama stealth ağırlıklı gidebilirim. Çünkü bu oyunda duyduğum kadarıyla stealth olmak çok iyiymiş. Ama ikisinin kombinasyonu yapacağım. Her türlü zaten sadece bir yere abanmayacağım yani build'ı da. Baksana çünkü bu yöndeki hareketlerin bazıları da zaten şey combat için yani baktığında. Assassination. Bunu yaparız. Bunu her türlü yapmamız lazım bu arada yani. Breakfall neymiş bu? Saldırıyorsun. Olmuyor. Neler var? Bu ne? Oo. Aşırı seksi değil mi abi? Missile reversal. Wow. Neyse şimdilik bu yönde ilerleyelim. Stealth damage. Reset de yapabiliyorsun teoride ileride zaten. Way of the Raven. Tamam, bunların hepsine bu bonusu veriyor. Bizim zaten şu anki inventörümüze baktığımızda bu Raven üstündeki işaretlerden belli. Tam bir okumuz değil. Silahımız da aslında bu Raven ama olsun. Şu an bunun hasarı daha iyi baktığında. Gerçi crit chance'ını arttırdı ama olsun. Güzel bunlar Raven. Bunu aldık. Aşağıda bir yer daha açıldı. Neymiş bu? Ama dur, Advanced Assassination'a gitmeden önce bunu istiyorum. Backstep. Kombatta da işimize yarar. Zaman arkasına geçip hasar koyabiliriz. Güzel. Şimdi halkla konuşmaya devam edelim. Bir şuraya gitmek istiyorum. Burası tahmin ettiğim gibi şey olacak diye düşünüyorum. Sıfırlama var gibi gözüküyor baksana. Reset all skills var görüyor musun sağda üçgene basınca. Herhalde o sıfırlıyordur. You reset. Baksana hepsini geri alıyorsun ve galiba para da yatırmana gerek yok bunda. Şimdi yapmayacağım ama reset yapabiliyorsun. İleride oyun tarzımı da değiştirebilirim yani baktığında. Bu day. Selam. Shop'ta neler var? This is available for purchase. Merchant'lar tamam. Bu merchant'lardan rare item'lar falan da alabiliyorsun. Veya trinket'larını da satabiliyorsun. Güzel, değerli şeyleri de satabiliyorsun yani burada. Mesela bunlar trinket baksana para ediyorlar biraz. Şimdi hemen satmayacağım. Biraz daha biriksin. Yani zaten şu an o kadar manyak bir şekilde paraya ihtiyacım yok. Nothing more? I have to go. See you soon. Bu arada ben raid'den yeterince şey aldım mı item? Şey geliştirebiliyor muyum rations'ı? Yok geliştiremiyorum. Leather yok. Iron ore eksikliği çekiyoruz anlaşıldığı kadarıyla. Şu yandakine gidelim. Come and drink. Let us amuse the gods. Alright, Tekla. I'll outdrink you. Oh. Ha blendin mi? Oha. Oyunda böyle bir mekanik getirmişler. Bu tarz blendinler bana şeyi anımsatıyor biliyor musun? Ta ilk Assassin's Creed oyunlarına böyle Altair'le oynadığımız falan. Bu ne ya? İçki iç diyor gel. Bunun biraz fazla sert olduğunu söylüyor da sence birkaç round dayanabilir misin? Kapışacağız galiba. Bayağı kapışıyoruz. Evet. Dikiyoruz. Gitgide hızlanıyor. Oha daha 3 tane edeceğiz. Şey daha 2 tane edeceğiz. Allah. Oğlum bayılıyorduk. Dengemiz de bozuluyor ya. Kafamız o kadar güzel ki. Ama kafam nasıl güzel. Nasıl güzel. Allah. Lan kaybetme. Kafam nasıl güzel hakikaten. Oh kazandık.
Güzel. Oh, aklımız gitti yani. Şu an yürüyemiyorum bile. Ha, bu arada şu an hood'um var. Para da kazandık. 40 silver. Bunu... Dur. Aa, bak use horn var, torch, cloak var, call mount, meditate ve longship de çağırabiliyorsun. Güzel. Güzel bu. Solok'la ne yapıyor? Ha tamam, Solok'la ıslık, okey. Şimdi bir de şöyle demon'la konuşalım. Orlok. Sit, the dice won't roll themselves. Okay, oynayalım. Let's do this then. I am pretty good. Do not say I did not warn you. Bak gayet iyiyim, uyardım ha. Demedi deme. Okay. Ne diyor? Okay, zar atıyorsun. God favor. 3 tane phase'den oluşuyor. Roll phase, God favor phase, bir de resolution phase. Okay. Farklı efektler olabiliyor. Atak, defans veya bu God Favor'dan kazanıyorsun. Daha doğrusu God Favor invoke yapabilmek için kazandığın bu sembolden var. Onu offering yaptığın zaman, adadığın zaman God Favor alabiliyorsun. Bayağı da güçlü blessinglermiş bunlar. Ve oyunun gidişatını bayağı değiştirebiliyor. Resolution Phase ise artık hasar koyduğun veya blokladığın phase. Tamam. Hadi Tails'la başlayalım. Ha, biz başlıyoruz. Güzel. Tamam. Ne diyor? 3 kere roll yapabiliyoruz. Her roll arasında da sen seçebiliyorsun hangisini keep yapacaksın, hangisini re-roll yapacaksın. Güzel. Sarı olanlar, etrafı sarıysa her türlü gain one yapıyorsun. Eğer çalma işareti varsa karşıdan bir tane bundan çalabiliyorsun. Bu ikisi birer hasar veriyor, bu ikisi de birer blok yapıyor. Tamam. Şimdi sarı neredeyse bir tane gelmiş. O yüzden bir tek bunu alıyorum. Ve bunların hepsini reroll yapacağım. Confirm. Çünkü daha sarıya ihtiyacımız var yani. Oo, adamda 4 tane sarı geldi ilk roundda ya. İnanılmaz. Böyle de bal olmaz ya. Abi ne güzel sarı geliyordu o da ya. Neyse, bunu da alalım bari. Bir daha deneyeceğim. Belki bir daha sarı gelir. Adam da hepsi sarı ya. Adam iyi başladı, yalan yok. Bir de adam hırsız çıktı lan. 3 tane şey çıktı. Şuna bak, boşuna kastık puan bildiğin. Okay. Çalıp şey yapabilirsin. Adamın God favorlarını da engelleyebilirsin. Oyun içinde oyunun, aynen Cengiz. Oluyordu ya, bu oyunlar bayağı vardı yani, hatırlıyorsun. Şeyde falan da vardı. Amerika'da geçen oyunlarında falan da vardı. Bu adam benim 3 tane sarımı çalacak. Çalmadan önce mi hasar koyuyorum? Çaldıktan sonra mı? Asıl soru o. Asıl merak ettiğim o. Ben bir koymaya çalışayım yine de. Ya da biriktirmeye çalışayım ya. Biriktirmeye çalışacağım. Belki 8 hasar koyabiliriz. Hadi skip yapıyorum. Okey. Okey, eyvallah, adam çalacak ama ben de ondan bir tane çalacağım yani. Güzel, bir taş, bir canını aldım. Hop, bir taşını aldım ama adam da benim 3 taşımı aldı. Şuna bak, taş kalmadı ya. Adamın çok taşı var oğlum. Çok tehlikeli. Adam bir hasar koyabilir şu an. İnanılmaz yani. İnanılmaz bir hasar koyabilir. Adam atak gidiyor. 3 atak aldı adam direkt. Gel abi sen. Bu arada bu çok iyi aslında bu el şu an. Yani. Adam şu an bana bir hasar koyabilir baktığında. Ama ben de ona koyabilirim diyecektim. Neyse, reroll yaparım. Artık ne gelirse. Adam 5 hasar koyacak. Benim 3 blokum var.
Ama ben de adama bir hasar koyabileceğim. Ama adam şu an bana daha çok hasar koyuyor. Tamam. Şu an galiba ikimiz de birbirimize aynı şekilde mi hasar koyacağız? Neyse şu an zaten bir de ilkini yapabiliyoruz da skip yapacağım. Bir dahaki el daha çok hasar koyabilirim. Adamın inanılmaz God Favor'ı var. Kaybedebilirim bu arada biliyor musun? Çok fena kaybedebilirim yani. Şu an ikimiz aynı durumdayız ama adamın bu özel taş sayısı daha fazla. Büyü taş sayısı diyelim artık ne diyelim. Bundan bir tane alacağım galiba diyeceğim de. Yok ya dur. Biraz daha roll yapalım öyle. Sarı gelirse daha iyi çünkü. Çok kötü. Çok kötü gözüküyor şu an. Hiç sarı gelmedi adam akıllı. Neyse hadi bakalım. Neyse çalma geldi. İki, güzel 3 armorum var. O adama full atak mı geldi? Aa dur select yapabiliyorum. 12 tanesinde kullanacağım abi. 8 hasar. Bayağı canını alacağım. Adamın kaç canı var? 12 canı var. Bayağı hasar koyacağım adama. Ne oldu şu an? Bu soldaki şey ne abi? Soldaki güç neydi böyle ya? Adam bana güç kullandı öyle mi? This victory will be mine. Oha. Oğlum adam bana güç kullandı, armorumu falan aldı ya. Tamam canım daha fazla da yani ölebilirim Erhem baktığında. Vallahi çok tehlikeli. Kaybetmek istemiyorum ya. Bayağı tehlikeli ama şu an bu. Tamam ama aldım bu el ben onu ya. Ne yapacağım biliyor musun? Özel güçle 2 hasar koyup alacağım zaten adamı. 2 hasar koyup adam benim yine 2 armorumu aldı. Şuna bak. Adamın kimmiş o ya? Şimdi gördüm bu arada ben daha demin anlamamıştım ama. Neyse yendik yendik. Çal çal ama yendim ben. Güzel. Good game. Ah, you just got lucky. Another round. Yok ya. Güreşen pehlivan. Güreşen pehlivan güreşe doymaz diyordu az kalsın. Yenilen pehlivan güneşe doymaz. Güneşe on konuşamıyorum. Dilim kesip atacağım şimdi. Şurada konuşabileceğim biri daha mı var? O boyleman kim? Şekilsin abim. Well, look who it is. Practicing your wordplay, Alvis. Wordplay mi? Bu adam şair falan herhalde. The only mouth in Midgard from which I fear mockery. You taught me the art of writing. Evet, baksana zaten öğretmiş bu adama da. Ama zaten seni geçmem de bekledim sonuçta sen bana öğrettin. Burada mı? Adamla rap battle yapacağız durduk yere. Let's try flighting. Flighting. I always put a few coins down as a wager. Most of those who enjoy flighting have an equal fondness for betting. Normalde parasını oynuyorum ama olsun. Let me begin. Bugün öyle yapmayalım. In flighting, it's key to match cadence and rhyme. Rhyme yapmalıyım. Kafiye. It's as much about sound as it is about time. So be careful in choosing the words that you say. Kelimelerini seçerken dikkat edin lütfen. I recall what you taught here and I enter the fray. Ben bu herhalde ya. I'll recall what you taught ere I enter the fray. A fine answer. Perfect rhyme and a lovely cadence to match my line. Now let us examine. Şimdi biraz da anlamına bakalım. Anlam da çok önemli. In flighting you'll need to be cutting and keen. It's about wielding wit more than venting your skill. Aklını kullanman lazım yani. If I tell you you're foolish and stupid and dull. Aptalsın falan dersem then I'll tell you you have nothing inside of your skull. En uygunu aslında o. Yani anlam olarak da uyuyor.
İkincisi falan çok kötü. Then I'll tell you you've nothing inside of your skull. A good response. I Güzel. Ben sana aptal dedim, sen de bana bunu çevirdin. Güzel. Anlamı da oydu. Use the one that best matches. En uygun olanı seç öyle oldum dedim. Last one. Sonuncusu. So go then and conquer the world with your wit. Go be clever, be quick, show your spirit and grit. I look eagerly forward to seeing how you fare. Ne diyelim? Ya, üçüncüsü hiç değil. İlkinden emin olamadım. Galiba ikincisini diyeceğim. I'll fight you with flourish and best hit you with flair. I will flight you with flourish and best you with flair. Perfect, yes. You could destroy me with such a line. Your flighting's astounding. You're worthy of praise. You swing a fine axe and you turn a good phrase. Güzel ol, adam akıyor kafiyelerle. I'll take the lesson to heart. Alvis. Karizmamız arttı. Aa, karizma ne diyor? Karizma level'ın artınca özel diyalog opsiyonları açılabiliyor. Bayağı güzel. Özel diyalog opsiyonları harika. Burada kim var? Özel diyalog opsiyonlarını seviyorum. Ona benzer hatırlıyorsanız Witcher'da da vardı. Swain. Ha, bu adam dövmeci. Aynen Yasin. Bu arada Tovey'nin sanki böyle yetenekleri de gelişiyor. Tovey says she's trying out some new tattoos. Yeni dövmeler deniyormuş. Daha da iyi oluyormuş hatta her seferinde. Bakalım neler varmış. Ha, tipimiz ve bermemiz epilepsi geçiyorum neden? Burada şu an galiba bir bozukluk var. Ha, şimdi düzeldi. Vallahi ben bu Ravenclaw dövmesine memnunum aslında. Şimdilik kalabilir gibi hissediyorum. Abi epilepsi show. Yasin oyunu övdük, oyun çok iyi ya dedik, olan şeye bak hemen. Ymir Scream. İstemiyorum. Tüm kol. Yok. Ha, bu aynısı değil mi? Simetrik. Hakikaten oyunu övdük, şuna bak ya. Hemen ne oldu? Bu güzelmiş ya, bunu yapsam mı? Yapayım ya, gerçi gözükmeyecek ama yani. Armorla gezeceğim büyük ihtimalle mi olsun. Sakallarda ne var? Oo, sakallı yapacağım çok net de. Bunu mu yapsam ya? Ejder mi bayağı iyi? Galiba comb bir mi yapsam, klasik bir mi? Yok ya, klasik bir diyeyim. Saçta. Yok, ben orijinal halini sevdim. Evet. Gözlerim yoruldu bu arada deminkinden. Yok, başka bir şeye ihtiyacım yok. Sağ ol. Svend. Sure. Burada lootlayabileceğim bir şeyler var mı? Herkesle konuştum mu diyecektim. Şurada konuşmadığım biri var. Şu soldaki eleman görev. Burada biri var. Beni güzel bir yere gönderebilir misin ya, avlanmak için? Gönderebilirdim ama... Oo, 3 tane deer antler'ı götürürsek bir hikayen açıkmış bize. O zaman iyi bir hunting ground yeri de söyleyebiliriz. A mild hunt. Bu quest'e gelmedi değil mi bu arada? Quest'e gelmedi ama inventory'e geldi. Hatırlıyorsanız böyle quest itemları şeyde de vardı. Aynen, baksana. Has asked for 3 reindeer antlers to prove your skill. Böyle quest itemları bu son iki oyunda da vardı, toplayabiliyordun. Ama ekstra quest'e eklememişler yalnız. Yani diyaloglara dikkat etmek falan lazım o yüzden. Gunnar. Aa, bu Gunnar bize çocukken hani konuştuğumuz şey eleman değil miydi? Hatta biz o ringi vermişti, onu vermiştik krala. Wolfkist. Hoş geldin. Gunnar, I have something here you might like to see. Bak, bunu gördüğüne çok sevineceksin. O ana kadar yaşlanmış adam.
Babanın baltası mı ya? Bu güzelliği görmeyeli bayağı oldu. Bu silah yıllar önce yaptım. Hala da güzel gözüküyor. En iyilerim arasında. Biraz bileyebilir misin ya? Güzel, bileyecek. Güçlendirecek de reinforce'u. Geliştirmek için bir ingot da var elimde diyor. Ama ileride ingotlarını kendin getir. Güzel. İleride biz malzeme getireceğiz. Şimdilik bizimkini geliştirecek ama. Enhanced gear ne diyor? Ingot getirirsen Settlement Forge'a bunlar silahları ve armorları geliştirebilir. Peki bunları yapmak ne işe yarıyor? Rune slotlar açılıyor. Upgrade limitini arttırıyor piece'in. Ha o demek ki upgrade limitten hani kaç kere upgrade yapabileceğini ve tipini de değiştirebilirmiş hatta. May improve. Güzel. Güzel. O zaman bunu bir geliştirelim. Enhanced quality. Cost 1 ingot diyor zaten solda görüyorsunuz. Bir rune slot geliyor bir de new appearance geliyor. Ve iki kere daha fazladan geliştirebiliyoruz. Bu increase speed after each hit de güzel aslında. Hızlanıyorsun gitgide ama. Okey. Geliştirdik. Daha doğrusu yani şey yaptık. Rune slot falan da açtık. Enhance yaptık. Bunun için ne gerekiyor? 3 bir şey. Bilmiyorum. Bende yok. Nikel ingot gerekiyormuş. Tungsten ingot var. Nikel ve... Ha tungsten ilginç. X-ray'leri falan oluşturmak için genelde tungsten kullanıyor. Üzerlerine elektron atıyorsun. Oradan X-ray çıkıyor. Random bilgi. Daha geçen onunla ilgili bir şeyim vardı. Aklıma geldi. Başka bir şeye ihtiyacım var mı? Nasılsın ya? Bir soralım. İyi misin? İş falan iyiydi. Ama gecelerim şu an yalnız ve soğuk. Karısı terk etmiş. Duydum bilmiyorum. Üzüldüm. Ne zaman? Ne kadardır beraberdiniz? 5 haftadır beraberlermiş lan. Çok güzel, şehvet dolu 5 hafta. Hiçbir zaman Brunhilde'mi bulamayacak mıyım? Eskisi gibi Valkyriler dünyada gezmiyor. Neyse belki biraz standartlarını düşür. Baksana oldum yer abi, ben sence azla yetinebilecek bir adam mıyım? En iyisine layığım diyor adam kısacası yani. Let me see what you offer'da. Tamam, bunları enhance. Aa, yapabiliyorum aslında baktığında enhance ama şimdi yapmayacağım. Bence daha herhangi bir armor geliştirmek için çok erken diye düşünüyorum. Yani bence gerek yok şimdilik. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Şimdilik bu kadar. İstediğin zaman geri gelebilirsin. Güzel. Aa, Minor Rune of Rage de geldi weapon rune olarak. Dur, rune'u da ekleyelim o zaman. Bu silahın rune'luk yeri var. 2.4 atak veriyor. Güzel. Yani ekstra hasar iyidir. Bunu hala geliştiremiyoruz. Güzel. Bir dakika yalnız, ben Randy ile konuşmadan önce aslında... Foster Father Fury. Ben aslında bu göreve gitmek istiyorum. Vulcan Hat'ına gitmek istiyorum. Ama hazır buradayken konuşsam mı diyeceğim de yok ya, şimdi görev falan ilerler. Şeye gidelim bence önce bir. Biraz buraları keşfedelim. Gelecek bölümde de hatta bu bölümde büyük ihtimalle bu Sir Solus yaparız, sonra biraz buraları keşfederiz. Öyle bir, hele bir buraya gidelim. Atımız çok düz. Follow Road. Destination cannot be reached diyor. O zaman oraya kendimiz gitmemiz lazım anlaşılan. Şunun tepesi falan mı acaba? Ortamın güzelliğe bakar mısın yalnız ya?
Benim karşıya geçmem lazım. Geçebiliyor muyum buradan bir yerden karşıya? Aa, bu arada reindeer avlamamız lazım. Şu bir reindeer mi? Evet. Görmüyorum neden. Görev için 3 tane lazım. Leather geldi, arrow geldi. Tüh, çıkmadı. Demek ki %100 drop değil. Bölümleri ortalama 50 dakika. Yani ben de çok uzun tutmamaya çalışacağım zaten. Kesinlikle dikkat edeceğim ona. Bunun arkasından mı gidelim? Nereden gidelim? Şuradan gidelim. Ortamlara gel. Yaklaşıyoruz ona. Güzel. Etrafta sarı sarı şeyler falan da var. Gerçi tam o 1100 metre falan diyor da. Ha, şuradaki tepe. Bir dakika, biraz yoldan çıkmamız lazım oraya gitmek için. Yaklaşık o kadar tutacağım bölümleri gerçekten. Şimdi Valka ile konuşuruz. Bir dahaki bölümde de burayı bir keşfederiz. Nereden tırmanabiliriz? Buradan tırmanamıyoruz. Buradan tırmanabiliyoruz ama. Obsidyen mi? Bir dakika. Ha, bu mu? Güzel, iron ore çıkıyor. Şekilli atlarımız valla nerede bilmiyorum ya. Yani normalde galiba şekilli at olması lazım. Çünkü ben bir yerde şey gördüm. Hani alabiliyorsun. At falan. Ama daha at değiştiremedim yani, ben görmedim. Çünkü normalde şeyde oluyor. Dur, synchronization yapmadan hemen bir bakayım. Normalde inventörde falan oluyordu diye hatırlıyorum. Hiçbir yerde görmüyorum bu atla ilgili bir şey. Burada da yok yani, burada runlar falan var. Yok, görmüyorum. Skill'de de değil yani bir yerde at. World'de, quest'te falan da değil. Codex'te de değil. Bu database tutorial falan. Neyse. Synchronize. Oğlum şu manzaranın güzelliğine bak ya. Aşırı iyi değil mi? Çok güzel. Bayağı iyi. Baksana da ortamda ne kadar Welt Mystery falan filan var ya. Bu aşağıda bayağı obsidyen var, oraya iniyorum bir dakika. Bir dakika, zıpla. Hı, güzel, takla atabiliyorsun. Bayağı or topluyorsun aslında. Burada bir şey yok. Şurada bir tane daha vardı. Heh. Okay. Şimdi bir Valka'ya gidelim. Yalnız Valka'ya giderken şurada yolumuzun üstünde şu görev var. Onu da yapalım hemen aslında. Onu da yapalım, sonra Valka'ya gidelim. Sonra Valka'dan da bir şey, belki şuraya gidebiliriz. Evet. Böyle yapabiliriz. Ondan sonra da şu arkadaki... Burası niye böyle parlıyor? Şu arkadaki görevleri yaparız. Bölge diye herhalde. Şu, yani görevleri dediğim buraları toplarız yani. Şurada bir tane görev var belli ki, yan görev. Öyle yaparız. Bunu yapalım, bunu yapalım. Buradan bir or sesi alıyorum. Ha. Eğer charge modunda gidersen
direkt şey yapabiliyorsun. Kırabiliyorsun. Güzel. Şurada bir yerden rope slide yapabilecek bir yer var sanki. Reindeer yok değil mi hiçbir yerde? So Ivan is asleep on his watch. Ivan uyumuş. Adam bile nöbette uyumuş yani. Kalk lan manyak. Nöbette uyulur mu oğlum? Herkes ölecek senin yüzünden haberin yok. Rahat 100 saat sürer yaz. Rahat. Bir de hani kolayda oynamadığımız için pat pat herkesi de kesemeyeceğiz diye düşünüyorum yani ama. Tamam çok uzun. Uyanık olmam lazım. Her yerde olabilirler. Adam uyur gezer ha. Şuna bak. Adam bayağı uyur gezer. Çok net bu arada. Oğlum adam şu. Buraya doğru geliyor lan adam. Her yerdeler. Ölürsek hepimiz ölürüz. Oğlum durdur la adamı. Şimdi adama vurmak da istemiyorum. Düşman falan kesilir. Uyumamam lazım. Onları görmem lazım gelirken. Çok net 100 saat olur ama. Oğlum Ivan uyansana ya. Niye itmiyor ki gerçekten? Kenara doğru gidiyorsun oğlum. Falezden aşağı düşecek. Falez değil de işte. Is he going to ride the rope slide? Wooden leg mi bulduk yok artık. Windy. Oğlum ne yapıyorsun? Oo! Oğlum böyle bir şey yok lan. Kim uykusunda böyle bir şey yapar oğlum? Üf. Baltayla güzel geçiyoruz ha. İyi misin Ivan, oğlum? Ivan, sakin ol, sakin ol. Uyuyordun. No. Uçuyordum ben ya. Rüyanda uçuyordun. Belli biraz şey uyanın da en azından yaşıyorsun öyle düşün. Hep böyle uyur gezer miydin? Buraya, buradaki nöbetimden beri. Ha, yataktayken nasıl saldırıya uğrayabiliriz diye dertleniyorum. Adam dinlenmediği için uykusunda paso nasıl saldırıya uğrayabiliriz diye düşündüğü için uykusuz geliyor nöbete. O yüzden burada bayılıyor. Nöbetinde düşün bunları. Uyumazsın. Yatağında da uyur rahat rahat. İnanılmaz ya. The Dreamwalking Warrior. Aa, Mister olarak geçiyor bu. Okey güzel. Şimdi göreve gidebiliriz. 1200 XP aldık yalnız bunun için. İyiymiş. 1200 XP bayağı iyi yani. Atım. Atım nerede? Ha. Yanında gözüm reindeer ayırıyor ama. Bir de dikkatli olmamız lazım. Kaçırmamamız lazım hayvanları görürsek de. Aa şurada bir tane geyik var. Ne garip garip hareketler yapıyorsun. Güzel et çattı yalan yok. Senden çıktı mı? O çıktı. Güzel reindeer antler çıktı. İki tane daha lazım. Kadın üç tane istiyordu. Şuradaki obsidyanları da bu arada alırım ben. İki üç obsidyan, iki üç obsidyandır. Az değil. Özellikle başlarda yani değerli. Büyük ihtimalle ileride gitgide değersizleşecek. Böyle küçük resource'lar yani hani 1-2-1-2. Görev de burada zaten. Valka sat. Yalnız kadın güzel yerde ha. Ha bizim asker buraya mı gelmiş? Burada ne var? Oku. Adak. İki tane tavuk. Snaefer'den. Şey tahılları için falan bir tane koyun çocuğunun blood blessing'i böyle artık bir nevi adak yani bir de bir tane okay gold from the ha bu deck bu bizim eleman for more skins okay. Güzel grafikler falan çok güzel gözüküyor
Ha, içeride bir item mi var? Ne var? Ya da içeride kum. Hamuram. Hamuram. Valka. Hamuram. Valka. Sessiz ol. Doğanın şarkılarını duymak için sessizliğe ihtiyacım var. Hamuram. Svala. Svala. Aa, bu Svala bizim ta oyunun en başına gördüğümüz kadın da bu arada. Şimdi aklıma geldi. Kadim olanlara sesleniyor. Odin'e, Freya'ya. Teşekkür ediyor. Büyü için. Eivor, it has been some time. What brings you so far? Bayağıdır da görüşmemiştik. Ne oldu ya? Ne oldu da geldin? I have come for your advice on a private matter. Önemli bir konuda sana danışmam lazım. Gel bakalım. Is your mother well? Annen iyi mi? Her mind is a jumble. Aklı biraz dağınık. Ruhlara konuşuyor. Sanırım son kışı geldi diye ya biraz tedirginim. Now. Let us speak to your needs. Neyse, şimdi senin ihtiyaçlarını konuşalım. Bir sanrım oldu, bir şey gördüm. Bayağı da güçlüydü yani o sanrım. Savaştan dolayı da olabilir. Hani başım falan da dönmüş olabilir belki, soğuktan falan da. Biraz bana anlatsana. 17 yıl sonra babamın baltasını gördüm tekrardan. Ve dokunduğumda çok hızlı bir sanrı görü gördüm. Bir tane kurt gördüm böyle, uluyordu. Ve yanında da bir tane gri sakallı bir adam gördüm. Tek gözü vardı. Takip etmemi istedi. Yüksek olan seni çağırıyor, de hayvan. Belki de seninle konuşmak istiyordur. Belki de bir mesaj iletmek istiyordur sana. Sadece Seydir sayesinde daha net göreceksin. Ve bu işin sırrını ancak öyle çözebilirsin. Çok uzun sürmez. Bekle, bir geliyorum. Kimseye söyleme mi diyelim? Bunu daha önce yaptım mı diyelim, yoksa ne yapacaksın? Hani orada bize çünkü bir şey verecek Seydir diye de. Bunu daha önce yaptım mı abi? Ya da tell no one else mi desek? Ama yani bence o kadar şu an manyak önemli bir bilgi de değil yani. Birinin eline geçse direkt bu güç de sağlamaz. O yüzden bunu daha önce yaptın mı diyelim, bize zehirlemesin kadın bile. Bu tarz büyü kullandın mı daha önce? Merak etme, Seydir annemi böyle yapmadı. Yardım ettin peki bu eliksir ona? Bir süreliğine evet. Anlayamayacağı şeyler gördü ama sonra yine bu haline geri döndü. Bir süreliğine de yardım etmiş yani. İç bakalım. If you seek true understanding. Eğer en doğruyu, en iyi anlamayı arıyorsan. Gerçeği arıyorsan yani, kısacası gerçeğin peşindeysen. Kadın zehirledi abi, biz bayıldık. Ne, hangi ara dışarıda fırtına koptu ya? Neredeyim ben ya? Hiçbir şey görmedim Falka, hiçbir şey hissetmedim de. Bir şey var burada. Odin Sight da kullanamıyorum burada. Tamam, rüyadayız zaten, belliydi de. Havi mi? Bir dakika, şu odaya bakmadım, bir de şu odaya bakayım hemen be. Hiçbir şey yok. Vallahi kadın bizi zehirledi, ilaç verdi falan, bir yerde uyandık şimdi. Yasin. Havi. 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 Skuld. Ölülerin arasında mı yürüyorum ya ben diyor. Aa, orada yine o kurtlu biri mi var? Orada yine bir tane kurt var. Sigurd. Sigurd'muş hem de o. Sigurd. Kardeş. Kardeşim, sen ne zaman vardın buraya? Bizim eleman hala anlamadı rüyada olduğunu. Yani bir sanrı gördüğünü daha doğrusu. Aa, yine o adam. Gördüğümüz. What
Ne bu ya böyle? Bunlar ne yapıyor? Trading. Trading'in Türkçesi neydi acaba? Kan mı damlıyor oradan? Ne damlıyor? Değil mi? Üç tane. Urdur. Okey. Biz takip edelim adamı. Konuşamıyoruz çünkü şeylerle oradakilerle. Çok sağlam fırtına var yalnız ha. Ha kurt burada. Oğlum bu kan ne? Kurt galiba bir şey yedi burada. Sigurd niye bağırıyorsun? Ne bu ya? Adamın kolu yok. Kaderlerimiz değiştirilemez. Fix diyor. Ha karakter. Oğlum adamın eli yerde baya baya kestik olunu ya. İnanılmaz. Ne oldu Sigurd, ne oldu? Fates are sealed diyor ya, kaderi değiştiremeyeceğine inanıyor yani. Alın yazısı, bu senin için değildi diyor abi. Ha. Ne oluyor oğlum? Aa, kurt muydu o? Neydi abi? Sesi duydunuz mu bir de çıkardı? Neyse uyandık da yani. Valka'yım ben dur. Sakin ol. Buradayım. Neydi ya o? Aklım çıktı. Her şeyi anlat bana. Bir dağdaydım, bir fırtına kopmuştu. Bir tepeye çıkıyordum. Bir kurdu takip ediyordum. Odin and the Nornir were there. Yani bu adamın Odin olduğunu düşünüyoruz. Nornir de herhalde kurt mu? Yani onun mitolojisinde herhalde öyle. Ha bak Threads of Fate. Nornir pardon, o üç kadın herhalde. Sana bir aslında yol gösteriyorlardı. Hayatını gösteriyorlardı. İzlemiyorlardı. Önünde duranı gösteriyorlar sana. Ve nerede sonlandığını. And the wolf was eager for my attention, as if it were. Kurt da böyle benim ilgim için hani meraklıydı, istiyordu takip etmemi. Sonuçta wolf kissin sen diyor. Ömür boyunca o izi taşıyacaksın. Korkularını ve hırslarını tasvir ediyor olabilir tabii ki de bu. Yok, Nornir kurt değil, o herhalde o thread, fates of thread, threads of fate şeyleriydi. Hani Urdur falan yazıyordu ya. Odin's Hall opened to me. I saw the gates to Odin's Hall of slain champions. They opened for me. Shades of Valhalla. Shades of Valhalla. For which you are destined. Valhalla için zaten kaderin belli yani. Oraya gideceksin. My memories are faint. Ama daha ne diyebileceğimi bilmiyorum. Biraz bulanık. Ulaştın mı peki tepeye? I did. Ulaştım. Ve Sigurd oradaydı. Sigurd was there. Yaralı, acı içinde. In pain. Savaştığı kolu eksikti. Sonunda kurdu gördüm tekrardan. Bir ejderha büyüklüğünde. Korkunç bir şekilde. Gözleri de bana bakıyordu yani böyle gözleriyle. Sonunda uyandım zaten. Tanrılar sıra tarafında Eivor. Her zaman öyleydiler de. Sen Glory'ni falan da alacaksın. Kazanacaksın aslında Valhalla'daki yerinde. Hmm, ama daha karanlık bir gerçek de var arkasında. Kardeşine ihanet edeceksin Sigurd'a. Bu sanırın anlamı o. Hiçbir zaman Sigurd'a ihanet etmem ya, o benim kardeşim, ailem. Nornirler konuştu ve onların mesajı da bu. Hayır ya, yanılıyorlar.
Belki de yanlış anlamışsındır yani. Gerçek olamaz bu. Abi Sigurd'a niye ihanet edeceğiz? Odin de kaderine karşı savaştı. Belki yapılabilir. Yani Sigurd... Sigurd'a karşı niye şey yapalım ya biz? Çok ilginç. Quest completed. Neden Sigurd'a ihanet edeceğimiz fix bir şeymiş be? 5100 XP. 2 skill point mi? Çok iyi. Hemen onları da kullanalım. Hemen kullanalım. Böylece bu büyüyü açabiliyorum galiba backstab'ı artık. Arkalarına geçip daha iyi hasar koyabilirim. Güzel. Güzel. Power'ımız 7 oldu. Fast travel falan da açıldı. Direkt settlement'a gidebilirsin. Neyse. Evet arkadaşlar, güzel bir bölümdü. Valkan'ın hatına da gittik. Bu görevi de hallettik. Gördüğümüz şeyi bir nevi yorumladık. Valka diyor ki kardeşimize ihanet edeceğiz. Bakalım böyle bir seçim, yani seçim şansımız olacak mı? Ya da ister istemez mi ihanet edeceğiz? Ne olacak göreceğiz. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.